Ekotürk ekranlarında yayınımız makroekonomi programıyla devam ediyor. Haftanın bu son gününde makroekonomi programında bana bugün eşlik edecek konuğum ekonomist Profesör Doktor sevgili Zeynep Ökten. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Serdar Bey, hoş buldum. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hocam malumunuz dün para politikası kurulu faiz kararı geldi ve hemen hemen her konuda olduğu gibi gene bir ikiye ayrılma durumu var. Yani bu şahin bir mesajdı. Gerektiği zaman arttırım yapabileceğinin altını net biçimde çizdi. İşte diğer taraftan da bu işte maliye politikaları da gözetildiğinde para politikası sadece enflasyon hedefine ulaşmakta yeterli olmayacaktır şeklinde iki görüş var. Hani siz hangi tarafa daha yakınsınız ya da para politikası kurulu metninin faiz kararı sonrası açıklamasını nasıl buldunuz? İsterseniz böyle başlayalım sohbetimize. Şimdi Serdar Bey, Fatih Karahan Bey geldiğinden beri gerek yabancılar, özellikle yabancılar, o çok şahin, yani daha Fatih Karahan geldi, ertesi gün yayınlanan raporlarda işte çok şahin bir başkan geldi, öyle böyle filan. Yani dünyayı yapılan açıklamada bana öyle çok olağanüstü şahin vaziyette gelmedi. Niye biz bunu böyle görmek istiyoruz? Onu da çok bilmiyorum, yani benim görüşüm. Burada duracağız, faizleri bekleyeceğiz, işte daha sonra bir karar vereceğiz. Enflasyon aşağı doğru inmeye başlarsa orada da işte faizleri gene arttırmayacağız, bekleyeceğiz, ama enflasyonda bir hareketlilik olursa arttıracağız. Şimdi bu şahin bir mesaj değil. Şahin mesaj demek bana göre dün belki de bir faiz artımı yapılabilirdi, olması gerekirdi. Yapılmadı seçim öncesi. Daha sonra bekleyeceğiz, göreceğiz. İşte burada enflasyonda bir artış olursa ona göre biz de hareket edeceğiz. Çok da şahin bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla dün aldığım mesaj esasında işte baz etkisiyle enflasyonun düşüşünü zaten hep konuşuyoruz. Bu enflasyonda aşağı doğru iniş Merkez Bankası'nın sağladığı bir politikaların, uygulamalarının sebep olduğu bir aşağı doğru hareketlilik demek değildir. Baz etkisiyle bir hareket gösterecek demektir. Ve daha sonra da işte baz etkisiyle inişe doğru hareket ettikten sonra belki de artık biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin konuşulacağını gözlemleyeceğiz. Yani ben anladığımız kadarıyla, zaten bildiğimizde bir şey, Merkez Bankası çok da bağımsız hareket etmiyor faizler konusunda. Ve hala bir işte bir beklenti var. Yani işte bir seçim gözlemleyelim, enflasyonu gözlemleyelim, ama bu sırada da sanki biz bağımsızız ve kararı biz veriyoruz, onun için de bizim gözlemlerimiz bu gibi bir şey açıklanıyor gibi geliyor bana. Beklenen bir şeydi. Zaten çok farklı bir şey beklemiyorduk. Ama bunu bir direkt olarak iktisat teorisiyle açıklamak değil, işte seçim öncesi faiz artışı zaten yapılmaz beklentisiydi. Onun için de bizi çok yadırgatan bir Merkez Bankası açıklaması olmadı. Çok da şey, yani bir şey de yaratmadı esasında. Hani konuşacak bir şey de bize çok fazla yaratmadı. Herhalde çok uzun zamandır en sessiz sedasız beklediğim, heyecan yaratmayan Merkez Bankası toplantısıydı diye düşünüyorum. Hocam, yani hem bu yılki 36 yıl sonu resmi tahmin, hem de bir sonraki sene %14 gibi çok iddialı. Yani beklenti anketlerinde, Merkez Bankası'nın düzenli piyasa katılımcı beklenti anketlerinde özellikle, hadi bu sene belki 4-5 puan, yani 36 değil de piyasa 42 civarı bekliyor. Ama bir sonraki sene 25 gibi, yani çok ciddi bir fark var. Yani kabaca enflasyonun bu sene 40'ta yılı tamamladığını düşünelim. Yani gelecek sene başında asgari ücrete ya da maaş artışlarının o civarda olacağı düşünülürse, zaten ilk 1-2 ayda o gelir artışıyla beraber enflasyon bu geçtiğimiz Ocak ayında gördüğümüz gibi olacak. Yani nasıl olacak da o patikaya doğru inecek bu şartlarda? Ve yakın zamanda siz de takip etmişsinizdir, kentsel dönüşüm tarafında işte hibeler, krediler açıklandı. İşte emekli ikramiyeleri maaş tarafında bayram için 3 bin liradan 5 bin liraya çıkar mı, işte yenen zam yapılır mı vesaire. Hani bütçede devlet sahibi olmadığı parayı harcamaya
tam hızda devam ederken ve siz de dile getirdiğiniz gibi yani faiz arttırımlarının sonuna gelinmişken hani para maliye politikası elle bu hedefe nasıl ulaşacak tam olarak ben açıklayamıyorum ve hani yabancı yatırımcının enflasyon resmi tahmininin de altına %30'lara falan iner beklentisini de tam kendi iktisat bilginle açıklayamıyorum. Hani sizin yorumunuzu bu konuda dinlemek isterim. Evet Serdar Bey, ne yazık ki biz de anlayamıyoruz. Yani orta vadeli plandaki hedefler veya son enflasyon raporunda biz %36 hedefini değiştirmeyeceğiz demenin altında yatan tam olarak mantığı da anlayabilmeye imkan yok. Şimdi bir kere enflasyonla mücadele hakikaten ücretler ve emekler üzerinden yürütülüyor gibi geliyor. Yani bu sene bir daha bir asgari ücrete zam yapılmayacağı, dolayısıyla bu diğer özel sektör çalışanlarına da ya da memurlara da ekstra bir artış yapılmayacağı demek geliyor ki, demek ki yani yıl sonuna doğru iyice fakirleşen bir ücretli kesiminden, emekli kesiminden falan bahsedeceğiz. Bu bir kere korkunç bir şey. Yani %42'ye, 45'e varacak diyen iktisatçılar var ki ben de o iktisatçılar arasındayım. Dolayısıyla bu bir ciddi anlamda fakirleşmeye yol açacak. Başka yöntemlerde ne konuşuluyor? En çok konuşulan ne? Kredi kartı işte harcamalarına bir kısıt getirelim, taksitlendirmeyi ortadan kaldıralım filan. Bu da gene halkın üzerine yıkılan çok ciddi bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Ya da işte maliye politikalarında biz bütçe açığı veriyoruz. Bu konuda acaba vergi toplamaya mı başlasak? Geçen sene yaşadık, 3 defa ödedik motorlu taşıtlar vergisini ya da işte kira rantları aman beyan edilsin, bunun üzerine çok acil bir önlem alalım. Mart'a kadar bütün kiralar beyan edilsin, oradan vergimizi toplayalım. Şimdi tabii haksız kazanç olmasın, vergi mutlaka toplansın ama orada soru işareti şuradan kaynaklanıyor. KDV yani tahakkuk edenle toplanan arasında ciddi bir fark var. Biz ödüyoruz KDV'yi ama KDV toplanamıyor. %25 oranında eksik toplanıyor. Yani dörtte biri toplanamayan bir KDV'den bahsediyoruz. Devlete geçmeyen. Tüm bunlara baktığımız zaman bir yanda işte son derece nispeten açılan bütçeler, gevşek uygulanan bir maliye politikası vergiyle desteklenmeye çalışılacak. Bu vergide hele bir de KDV, ÖTV gibi durumlarda bir artış olursa halkın yaşadığı fakirleşme daha da artacak. Yani gerçekten çok büyük bir çok çeşitli soru işaretleri var. Likiditeyi nasıl toplayacaklar? Likiditenin sterilizasyonu nasıl olacak? Zorunlu karşılık uygulamaları daha mı yoğun kullanılacak? Tüm bunlar soru işareti. Şimdi şeyde faiz arttırmadığımız süre içinde mevduat faizlerinde de gerçekten tatmin eden bir mevduat faizi karşısına çıkmayınca insanların enflasyon karşısında bu sefer dolara doğru, dövize doğru yönlenen şey var, tasarruf sahipleri var. Bu da dövize talebi arttırdıkça döviz fiyatlarında yukarı doğru hareketlilik devam ediyor ve Merkez Bankası rezervlerindeki azalmaları gözlemliyoruz. Burada dövize ne kadar müdahale edilecek, ne kadar yönlendirilen bir döviz imkanı olabilecek? Bunun enflasyona etkisinden korkuluyor çünkü. Yani ortada bayağı karışık soru işaretleri var ve biz seçime kadar sistemin böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzde bir ay daha var. Yani bu şu seçim bir bitsin, hep seçim sonrasına atılan şeyler var, bekleyişler var. Ekonomi politikası yönünden. Yani seçim sonrası döviz ne olacak? Seçim sonrası vergiler ne olacak? Değil mi? Yani seçim sonrası ücretlerin hakları ne olacak? Hep bunlar bir soru işareti. Dolayısıyla ciddi bir yoksullaşma bu sene bizi bekliyor. Gelecek sene de devam edecek ve Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği üzere de yani tek haneleri görmemiz daha uzun bir müddet. Ve bu uzun müddette iç tüketimin daraltılarak buradan enflasyonun düşürüleceği düşünülüyor. Halbuki bu yani tamam, iç tüketimi neden zıplattık, nasıl zıplattık diye bir düşünmek gerekiyor. Tabii ki geçmişin hesabını vermek
kolay olmuyor. Yani biz burada böyle bir takım işte para politikası, faiz politikası uyguladık. Bunun yanlışlıklarıyla enflasyonu zıplattık. Şimdi burada artık yapmak gereken belki de kamu olarak kamusal tasarrufları arttırmak işte filan gibi konuşmalar yerine işte kredi kartları, tüketiciler üzerinden iş talebi azaltalım düşünceleriyle devam ediliyor. Şimdi iç talep bu kadar baskılanan döviz kuruyla falan kolay kolay düşmez. Yani tabii ki bu hayat pahalılığında iş talep azalmaya başlıyor. Bugün işte çarşıya çıktığımda pek çok esnafla konuştum. Onların da beryansını var. Satışlarımız düştü diye bizim girdi maliyetlerimiz sürekli artıyor. Özellikle bir arkadaşım gıda işiyle uğraşıyor. Onun yanına uğradım ve dedi ki yani gıdada özellikle et fiyatları, şarküteri fiyatları sürekli artıyor Zeynep ve ben bunu fiyatlarıma tam olarak yansıtamıyorum. Ve dolayısıyla çalışma günümü kısıtladım. Yani haftanın 7 günü açık değil, artık 4 günü açık. Ve hiç olmazsa elektrikten tasarruf ediyorum. İşte bir şekilde ısınmadan tasarruf ediyorum. 4 güne topladığımı müşterilerime bildiriyorum ve böylece maliyet kısıtına giderek sürdürmeye çalışıyorum diyor. Böyle pek çok esnafımız da var. Dolayısıyla bir çok sıkıntı bizi bekliyor. Talep yetersizliğini yaratacağı bir takım problemleri de yaşayacağız. Onun için üretim tarafına odaklanmak yerine yani tüketimi kısarak, talebi aşağı doğru çekerek ekonomiyi sürdürebilme ve enflasyonu düşürebilme hedefi ne kadar sağlıklı olacak? Zaman içinde gözlemleyeceğiz Serdar Bey. Yani esas bizim problemimiz verimlilik artışı olmalı. İşte eğitimin kalitesinin arttırılması, teknolojiye yatırım yapmak, Ar-Ge yatırımlarını arttırmak. Şimdi geçenlerde bir dersim var işte küresel ekonomide güncel konular diye. Orada ilk konulardan bir tanesi gerçekten yeni bir kitap ve bu kitapta anlatılan şey ilk bölüm kurumlara güven. Yani bu kurumlara güven olduğu süre içinde esasında ekonomide sağlıklı bir büyüme yaratabiliyoruz. Birinci konu bu. İkinci konu da teknoloji, Ar-Ge ve patent sayıları. Bakın Türkiye'de 2023 yılında sadece 9000 patent başvurusu yapılmış. Halbuki küresele baktığımızda, gelişmiş ülkelere baktığımızda bunun yaklaşık işte bir o 10 katı, 15 katı, 20 katı olan ülkeler var. Şimdi dolayısıyla bizim ilk önce bir teknoloji gelişmesi Ar-Ge çalışmalarını düzgün yapabilmemiz, buraya bütçe ayırmamız gerekiyor. Onun için bu üretim tarafına odaklanarak, orada işte üretimi arttırarak, ihracattaki katma değeri arttırarak sistemi toparlamamız çok daha önemli. Ama biz dönüp dolaşıp hep yani işte asgari ücreti arttırdık da bunun enflasyona yansımasını ne yapacaktık? Asgari ücreti arttırmayıp insanları yani nasıl bir yaşama mahkum etmeyi düşünüyorduk? Yani bunun enflasyona yansımasını söylemek çok şey olmuyor, etik olmuyor bence. Evet hocam, aslında bakıldığı zaman son açıklanan hani demografik olarak değişimleri ölçümlediğimizde orada da maalesef çok iyimser bir tablo karşımıza çıkmıyor. Yani Türkiye giderek yaş alan, hani ortalama yaşı ileriye doğru 30'lu yaşlara gelen bir toplum oldu. O genç nüfus olmaktan kaynaklanan avantajlar yavaş yavaş yitiyor ve genç nüfus arasında da hani ne iş gücüne dahil olup bir katma değer üreten iş hayatının içinde olan ne de eğitimde olan yani ikisinde de olmayan tam olarak ne yaptığı da bilinmeyen grubun ağırlığının giderek artması belirli bir süre sonra işte bu grubun da artık sağlık harcamaları vesaire üzerinden bir hani yük haline de gelecek olması, işte yurt dışına kaybettiğimiz kalifiye insan gücümüz, beşeri sermaye, hani yerine ikame ettiğimiz aynı ölçüde bizi yüksek teknolojiye taşır mı tartışılır. İşte yerli arabadır, yerli muharip uçaktır, bir takım girişimler, çalışmalar var. Bunları yok saymak, değersizleştirmek istemiyorum ama 1 trilyon dolar büyüklüğünde bir ekonomi ya da ilk 10 hedefinde olan ekonomi içinde yüksek teknoloji tarafındaki yatırımlar hani yeterli değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla kalkınma ve refah ekonomisi noktasında da çok değerli çalışmaları olan bir iktisatçı olarak siz acaba nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
Serdar Bey, o kadar doğru bir konuya değindiniz ki biz şimdi bir arkadaşımla birlikte, gene bir akademisyen arkadaşımla, bu işte silver economy dediğimiz yaşlıların ekonomisinin ne olacağını çalışmaya başladık. Çünkü Türkiye'de bağımlılık oranı dediğimiz nüfusun içindeki bağımlılık oranı, yani bir kişi çalışıyor, kaç kişi ona bağımlı? Burada işte çalışma yaşına gelene kadar geçirilen çocukluk, gençlik süresi, bir de emeklilik sonrasındaki yaşlılık süresi var. Ve bu oran son derece önemli. Bir fırsat penceresi var şu anda Türkiye'nin elinde. Çünkü doğum oranı azaldı. Dolayısıyla gençlerdeki ve bağımlı genç ve çocuk oranı azalırken, fakat yaşlı oranı arttı çünkü yaşam ömrü uzadı. Dolayısıyla biz hala bu bağımlılık oranının %50 altındayız ve biz bu bir zaman sonra bu kapanacak ve yaşlılarda ciddi oranda bir artış olacak ve bağımlılık oranı %50'nin üzerine geçtikten sonra da orada daha zor bir fırsat penceresi yakalama imkanımız var. Dolayısıyla biz şu anda bu fırsat penceresiyle birlikte ne kadar çok gencimizi daha iyi eğitebilir ve daha teknolojik yatırım yapabilirsek o kadar geleceğe yönelik olarak verimliliği arttırma imkanına sahip olacağız. Çünkü biz yaşlılarımızın çoğalmasıyla birlikte, bağımlılık oranının artışıyla birlikte, işte buradaki sağlık harcamaları ya da yaşlıların artık tüketim oranlarının düşmesi, yani ekonomide canlılığı yaratan zaten gençlerdir, genç nüfustur. Burada bir ekonomide de yavaşlamaya doğru hareket edeceğiz. Onun için de yaşlılarımızın artık, ya da yaşlı demeyelim bunu ama silver economy, gümüş ekonomi güzel bir kelime oluyor. Çünkü 65 yaş sonrası daha yaşlı kesim olmuyor. Ama tabii ki tüketimin nispeten azaldı. Farklı tüketim alanlarına doğru yoğunlaşacak bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz bunu da göz önüne alarak ekonomik sistemi tekrar bir düzenlememiz lazım. Yani tüketim alışkanlıkları değişecek çünkü. Bir de söylediğiniz üzere hakikaten gençlikte işsizlik oranı çok yüksek. Yani biz işte işsizlik oranını 8.8'e gerilettik diye konuşuyoruz ama atıl iş gücü oranı %24 civarında. Ya da işte gençler arasında ne okulda ne de işte olmayan insanların oranı son derece yüksek. Dolayısıyla biz genci daha nasıl verimli hale getirebiliriz düşünmek zorundayız. Ve aynı zamanda emekli olan tarafa da nasıl bir hayat ve tüketim alışkanlığı geliştiriyor onlara doğru bakarak tekrar üretim sistemini ve tüketim sistemini düzenlemek zorundayız. Burası son derece önemli bir alan olarak çıkıyor karşımıza. Evet hocam, yani bakıldığında yüksek teknolojinin Türkiye'nin ihracatı içerisindeki payının yani %3'lerden anlamlı bir şekilde yukarı gelemediğini, yani rakamsal olarak artıyor ama tabii ekonominin büyüme hızına paralel artıyor. Yüzdesel olarak %3'lerden 5'lere işte bir Hindistan, Güney Kore bir yanda olmamız mümkün değil tabii ki. Ama hani anlamlı bir yukarı yönde hareket maalesef gözlemleyemiyoruz. Diğer taraftan da nüfusun ortalama yaşının ileri gelmesi, yani devinimin, dinamizmin azalmasıyla beraber Türkiye'nin potansiyel büyümesi %4,5'lar, 5'ler civarında hani bir genel kabul vardır. Onun da 3'lere, 3,5'lara doğru geri gelmesi, yani dolayısıyla biz ancak %5 ve üzeri hani hormonlu, kredili, çok sürdürülebilir olmayan, bir adil gelir dağılımı içerisinde ortaya çıkmayan şekilde büyüyebileceğiz gibi bir sorun ortaya çıkıyor. İsterseniz bu konulara ilişkin görüşlerinizle sohbetimizi tamamlayalım. Evet, Serdar Bey, bir de çok önemli bir şey var. Yani biz işte senelerdir Türkiye'nin hani o en ekonomik olarak yükseldiği dönem 2013'ler falan, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin dolara çıktığı dönemlerde de ya biz bir esasında düzgün büyüme sistemi yaratamıyoruz. Üretim sistemimizde değişme yapmazsak orta gelir tuzağına takılıp kalacağız ve hatta arkaya doğru düşeceğiz dediğimiz dönemleri de lütfen hatırlayalım. Bunların hepsini çok sıkça konuştuk ve hakikaten o dediğimiz sisteme geldik. Yani istediğimiz üretim yöntemini, teknoloji geliştirmeyi sağlayamadığımız için daha çok inşaata dayalı bir büyüme sistemiyle ya da dışarıdan gelen para, o dönemde portföy akımları çok ciddi anlamda Türkiye'ye doğru geliyordu. Çünkü faizlerimiz hakikaten çok yüksekti ve o gelen para, bir de daha istikrarlı bir siyasi ekonomik düzen vardı.
Ve yabancı yatırımcı da çok fazla gelmişti. Hatta doğrudan yabancı yatırımın da en çok geldiği dönemdi. Bu kadar aydınlık bir dönemde bile biz iktisatçılar diyorduk ki bakın bu sistemi teknolojiye çevirmezsek geriye doğru düşeceğiz. Ve hakikaten onu yaşadık. Ve işte 2013'ten bu yana 11 sene geçti ve bizim kişi başına düşen milli gelirimiz bir daha o düzeyi yakalayamadı. Hatta geçen senelerde 9 bin dolarlara kadar düştü. Şimdi biz buna tarihsel olarak baktığımız zaman da Türkiye'nin alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıkış dönemi çok sancılı ve uzun sürmüş Serdar Bey. Yaklaşık 50 yıl sürmüş. Ve bu 50 yıl beklemede biz işte orta gelir grubuna doğru çıkmışız. Fakat ne yazık ki orada kalma süremiz de istediğimiz düzeyde olmadı. Yani üst gelir grubuna çıkışımız hala bekleme aşamasında. Ve bu beklememiz bizi gittikçe geriye doğru düşürüyor. Çünkü o kadar hızlı büyüyen, o kadar teknoloji geliştiren, o kadar dünya markası yaratan ekonomiler, ülkeler oldu ki biz onlardan daha geriye doğru kaymaya başladık. Yani tabii ki savunma sanayine yaptığımız yatırımlar çok önemli. Ama bir tek oraya tutunmak durumunda değiliz. Küresel marka yaratamadık hala. Dünyanın en değerli 500 küresel markası içinde hala bir Türk markası yok. Ve bu 500 markayı şimdi o her sene yayınlanır. Brand Finance diye bir kurum bunu yayınlıyor. Bakın dünyanın en değerli ilk 5 markası Amerika'dan çıkıyor ve bunun 4 tanesi teknoloji markası. Yani bu her gün kullandığımız internet markaları ilk 4 marka olarak karşımıza çıkıyor ve bu markaların her biri bir ülke gayri safi milli hasılasına eşit vaziyette, küçük bir ülkenin gayri safi milli hasılasına eşit vaziyetinde değer yaratıyor. Şimdi o zaman baktığımızda zaten küresel anlamda gelir dağılımının adaletinin sağlanmasına da bir şekilde imkan yok. Çünkü teknolojiyi yaratan ve bu konuda önde giden ülkeler aldı başını gidiyor. 2010 yılına gelene kadar Çin'in bu en büyük küresel markalar içindeki payı çok çok düşüktü. %1'lere yakındı. Ve şu anda oradaki grafiklere baktığımızda, değerlere baktığımız zaman hala Amerika bu küresel 500 marka içindeki payı değer olarak %53 ve Amerika'nın payı çok uzun süredir hiç değişmiyor. Fakat Çin payını %1'den %19'a çıkarmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin kaybettiği gücü Çin almış tek başına götürüyor. Ve işte onun arkasından Almanya ve işte İngiltere falan geliyor. Pardon Güney Kore geliyor. O da çok önemli atılımlar yaptı. Şimdi bizim önümüzde bunlar var zaten. Yani biz evet. Dünyayı yeniden keşfetmek zorunda değiliz. Yeter ki neye nasıl yatırım yapacağımızı bilelim. Çünkü ekonomi hep bunu söylüyor. Seçimler bilimi. Elimizdeki sermayeyi, insan gücünü, eğitimi nereye aktaracağız? Biz ona bakalım. Fakat evet. Biz hep kısır döngüler arasında tartışmalar içinde yok seçimdi, yok popülist politikaydı, asgari ücretti, oydu, buydu. Böyle devinip duruyoruz. Onun için umarım bunları daha çok konuşacağımız dönemleri yakalarız. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Profesör Doktor Zeynep Ökten bugün Makroekonomi programında konuğum oldu. Böylece programı sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.